Şu anda ekran başlarında bizleri izleyen kıymetli dostlar. Bu akşam Zulümle Biten Hayatlar platformunun hazırlamış olduğu anma ve dua gecesinde karşınızda bulunmaktayız. Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi son 4-5 yıldır özellikle 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra toplumun belli bir kesimine sosyal bir soykırım yapılmakta. Ve yapılan bu sosyal soykırım neticesinde anne karnında henüz doğmamış ve doğduktan sonra babasının annesinin yüzünü görmemiş ya da anne babası cezaevinde kendisi hastalanmış ya da nehirlere düşmüş çocuklardan 65 çocuk ve 120 kadın ve birçok anne, birçok aile, yüzlerce öğretmen, toplumun bir zamanlar parmakla göstermiş olduğu toplumun çeşitli mesleklerinden insanlar. Her birisi ya komşumuzdu, her birisi ya öğretmenimizdi, ya doktorumuzdu, mahallede ninemizdi, teyzemizdi, babamızdı, amcamızdı. Ve Zulümle Biten Hayatlar platformu bu değerli isimleri, bu kıymetli isimlerin vefat edilişlerini unutturmama adına kayıt altına aldı. Ve her birisinin vefat tarihini Zulümle Biten Hayatlar sitesinin Twitter hesabı 2 yıl önce bugün, 3 yıl önce bugün vefat etti diyerek sürekli kamuoyuna hatırlatıyor. Bunun kendine bir vazife atfediyor. Ve bugün de bu Biten Hayatlar listesinde ismi olan şu an itibariyle 647 isim tespit edildi ve maalesef 2020 yılının şu anda son günündeyiz. Yarın 2021 yılına gireceğiz. 2020 yılı içerisinde 158 isim, 158 can, 158 evlat, 158 baba, oğul, anne bu zulüm listesine adını kaydettirdi. 31 Aralık 2019'da geçen yıl bu zamanda ailesinin yanındayken ya da ailesinin yanında olamayıp gizlenirken ya da çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmayı düşünürken bugün toprak altında adeta birer tohum gibi giren 158 can bugün aramızda değil. Kıymetli dostlar, bugün bu akşam iki misafirimiz var, iki konuğumuz var. Onlarla bu güzel insanları, bu kıymetli insanları anmak istiyoruz. Ve bu insanların hususiyetlerini, bu insanların kim olduklarını yeniden ve yeniden sizlere hatırlatmak istiyoruz. Ve biz bunları anarken ve biz bu isimleri tekrar ve tekrar sizlere hatırlatırken sizlerden istirhamımız, sizlerden ricamız, dua etmeleriniz ve o insanları tekrardan dua etmeleriniz. Bu gece hem bir anma programı olacak hem de bir dua programı olacak. O isimler anırken, anılırken biliyoruz ki ve umuyoruz ki her biriniz, ya Rabbi biz şahidiz, bu insanlar temizdi. Ya Rabbi biz şahidiz, bu insanlar kendilerine atılan o hain iftirasından fersah fersah uzaktı diyeceksiniz. Allah'ım onlardan razı ol. Allah'ım bizleri ahirette onlara arkadaş eyle. Allah'ım ahirette bizleri onları tekrar ve tekrar bir araya getir diyeceğinizi umuyoruz. Kıymetli dostlar, cezaevlerinden sandalye üzerinden vefat eden insanlar gördük. Kıymetli dostlar, ilaçları verilmeden, ilaçları verilmediği için ya da geç tahliye edildiği için ne olursunuz yaşatın onu diye sosyal medyada çığlıklar, sosyal medyada feryatlar neticesinde kulak tıkanan ve neticesinde bir deri bir kemik kalıp daha sonra tahliye edilen vefatlara şahit olduk. Pasaportu verilmediği için aylarca bekletilen, daha sonra yurt dışına çıkan, yurt dışından geldikten sonra da bütün ümidini yitirmiş olduğu bir demde vefat eden ama buna rağmen de dimdik duran, buna rağmen de mağdurun yanında olan akademisyen Haluk Savaş'ı kaybettik. Minik Ahmet Burhan Ataç'ı kaybettik. Ve bunları bizler sayfamıza kaydettik. Kaydetmeye devam ediyoruz. Biten Hayatlar gönüllüleri unutmayacağız, unutturmayacağız sloganıyla bu isimleri ebediyete taşımayı düşünüyor kıymetli dostlar. Şu anda Hali hazırda Türkiye cezaevlerinde hasta arkadaşlarımız var. Hala Türkiye cezaevlerinde iyileşmeyi bekleyen dostlarımız var. Ve
hasta olmasına rağmen, kendisinde çeşit çeşit hastalıklar olmasına rağmen Türkiye'deki mevcut rejimin, Türkiye'deki mevcut hukukun kulak tıkadığı hastalarımız var. Umuyoruz ve ümit ediyoruz ki şu anda bu yayını izleyen ehli vicdanın artık yeter diyeceğini, artık bu zulmü sonlandırın diyeceğini ümit ediyoruz. Ve bu gece bu anma programında, şu anda programımızda bu vefatların, bu zulümlerin aslında bir ilk olmadığı, bu zulümlerin tarihte de benzerleri olduğunu, bu zulüm hikayelerinin baş öznesi olan isimlerin birebir aynısı gibi görünen karelerin olduğunu, kitabında da Çile Bağrı'nda yetişen Bahar isimli kitabında da açıklayan ve aynı zamanda Zulümle Biten Hayatlar platformunda bir gönüllüsü olan kıymetli yazar İsmet Macit hocamız aramızda. Hoş bulduk Gökhan hocam, teşekkür ediyorum. Zulümle Biten Hayatlar listesinde canını, sevdiğini, yarini, şu anda kendisinden uzakta baba diye cep telefondan el sallayan kızının annesini, öğretmen Esra Çiğci'yi ebediyete uğurlayan kıymetli dostumuz Muaz Çiğci beyefendi de aramızda. Hoş bulduk. Muaz Çiğci beyefendiyi dinleyeceğiz bu akşam. Onun neler yaşadıklarını dinleyeceğiz bu akşam. Ve daha sonra da Çile Bağrı'nda yetişen Bahar isimli kitabın yazarı olan kıymetli hocamız İsmet Macit Bey'i dinleyeceğiz kıymetli dostlar. Ama öncesinde Zulümle Biten Hayatlar listesinde canları, sevdikleri, arkadaşları, babaları, evlatları olan vefat yakınları, Biten Hayatlar ailesindekilerinin hislerine tercüman olacak şekilde bir yazı kaleme alan merhum öğretmen Gökhan Açıkoğlu'nun eşi Tülay Açıkoğlu hanımefendinin yazmış olduğu bir yazıyı ekrana getireceğiz. Onu bir dinleyelim. İyi günde, kötü günde. Bizler zulüm ile biten, bitirilen hayatların dimdik duran yakınlarıyız. Kimi zaman üzgün, kimi zaman kızgın ama asla yılgın olmayan eşler, kardeşler, evlatlarız. Yürüdükleri yolda onlara yoldaş, hayatta arkadaş, yaşadıklarında kaderdaş, çektikleri acılarda, uğradıkları zulümlerde paydaş olan yakınlarıyız. Emanetlerine sahip çıkan, onları yarı yolda bırakmayan eşleriz. Acı kavramını iliklerimize kadar yaşadık. İnsanın acıdan burnunun kemiği nasıl sızlarmış anladık. Onlar elimizden kayıp giderken çaresizliği bütün hücrelerimizde hissettik. Gözyaşları içinde dua etmeyi öğrendik. Bir taraftan da onları kurtarmak için her gün mücadele ettik. Kurtaramadık, kader dedik ama suçu kadere yüklemedik. Anne, ben baba demeyi özledim. Baba, annem melek mi oldu? Sözleri karşısında kendimizi teselli edemezken, evlatlarımızı teselli edebilmek için Allah'tan yardım diledik. Acımızı en derinden yaşayıp, hayattan elimizi eteğimizi çekmek daha kolaydı bizim için. Ama babasını kaybeden evladımızı bir de annesiz bırakmamak, annesini kaybeden evladımızı babasından mahrum etmemek için ayakta kaldık. Zalimler babasıyla yaşayacağı anıları çalmışlardı. Anneleriyle yaşayacaklarını da bizim çalmaya hakkımız yoktu. Zalimler annelerinin kucağında büyümeyi çok görmüşlerse baba kucağından da mahrum etmeye hakkımız yoktu. Onun için silkinip toparlandık. Çoğu zaman dualarla umulmadık sekineler yaşadık. Geceler boyu ağlasak da gündüzleri zalimlerle mücadele edebilmek için gücümüzü yeniden topladık. Vazgeç, giden gitti, senin de başın yanmasın diyenlere aldanmadık. Dilsiz şeytan olmadık, vefasızlık gayyasına yuvarlanmadık. Yoksa önden giden atlıların mahşerde yüzüne nasıl bakardık?
bu yolu hak bildik. Hak bildiğimiz bu yoldan onlar göçüp gitti diye dönecek değildik. Biz hakkı, hukuku, adaleti, yaradanı da, yaratılanı da sevmeyi, karıncayı dahi incitmemeyi, bozuk lambayı bile şiddete meyil olmasın diye kırmamayı, daha nice güzellikleri burada öğrendik. Bu nedenle bu yolun yolcusundan hain, hırsız, katil çıkmaz. Çıkanlar da yoldan sapmış olanlardır. Yunus Emre'nin bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var diye tarif ettiği böyle bir yolda yürümek nasip olmuşsa, hakkını vermeye çalışmak boynumuzun borcudur dedik. Zulüm ile hayatlar bitse de, biten hayatlar bilmediler hayatlarının bittiğini. Çoğunuz duymuşsunuzdur, siz ölmediniz mi diye sorulduğunda, ne ölmesi, vazifeye devam ediyoruz dediklerini. Kimi zaman hapishanedekileri namaza kaldırdıklarını, kimi zaman kampta kalanları ziyaret ettiklerini, kimi zaman da hicret yolcularına yardım ettiklerini, gidenlerin yaşadıklarını, nelere katlandıklarını, neleri göze aldıklarını, birer kahraman olduklarını tüm dünyaya duyuran geride kalanlardır. Bu tarihi görevi yerine getirmek için giden kadar geride kalanın da her şeyi göze alması, cesur olması gerekir. Cesuruz çünkü yanlış bir şey yapmadık. Cesuruz çünkü zalimi alkışlamadık. Cesuruz çünkü zulme sessiz kalmadık. Cesuruz çünkü vicdanımızı, onurumuzu satmadık. Bizler zulüm ile biten, bitirilen hayatların adlarını yaşatmaya çalışan yakınlarıyız. Onların haklarını savunmayı, onlara bu zulmü yapanların iki cihanda da yakalarını bırakmamayı, adlarını tarihe birer kahraman olarak yazdırmayı kendimize görev edindik. Onlara kavuşacağımız güne kadar da bundan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Evet, Tülay Açıkoğlu hanımefendinin yazmış olduğu ve merhum Recep Güneş abimizin kızı olan Zeynep Güneş hanımefendinin de seslendirdiği bu hissiyatlı mektubu dinlemiş olduk. Allah onlardan razı olsun. Sözü şimdi kıymetli dostlar, az önce de söylediğim gibi genç yaşta kıymetli eşini, kızının annesi Esra Çiğci hanımefendiye ebediyete uğurlayan Muaz Cici Bey'e vermek istiyorum. Muaz Bey, daha önce de sizinle bir yayın yapmıştık. Biten Hayatlar sitesinde o dönemleri anlatmıştınız. Şu anda ekran başında bizleri izleyen dostlarımıza tekrardan o dönem neler yaşadığınızı, nasıl bir hayatınızın olduğunu ve bu zulmün size neler getirdiğini ve bu zulme sizin bakış açınızı tekrardan aktarabilir misiniz? Hayırlı akşamlar abi. Biz eşimle beraber güzel bir hayat sürüyorduk yani. Herkes gibi yani sıradan, basit ama güzel bir hayatımız vardı. 2016 yılı sonrasında birçok insanın hayatı çok değişti. Bizim de aynı şekilde. Biz daha öncesinde de biraz sıkıntılar yaşadık ama tabii 2016'dan sonra bu ayyuka çıktı. Daha büyük sıkıntılar olmaya başladı. Bu dönemde eşim bu dışlanma, yani insan yerine koymama gibi durumlarla da karşılaştık. Yani kendisi daha önce dershanede öğretmenlik yapıyordu.
Bunun da vermiş olduğu bir şey vardı. Yani öğrencilerinin, komşularının, akrabalarının hem onun tanıdıkları tarafından hem bizim tanıdıklarımız tarafından bir baskı şeyiyle karşılaştık. Tabii bu benim eşimde çok daha fazla etki bıraktı. Bu dönemde kardeşi alınmıştı. Babamın alınma durumu oldu. Sonra kendisinin şikayet edilebilir korkusu. Bu onda kaygı, aşırı kaygı durumundan dolayı bir kanser hastalığı olarak ortaya çıktı. 2017 yılında tedaviye başladı. Her şey çok güzel gidiyordu. Tedavide %50'den fazla iyileşme vardı. Yani ilk tespit edildiğinde evre 4'tü. Doktor hatta 6 ay 8 ay gibi bir ömürden bahsediyordu ama umutla yaklaştık her şeye. İmkanlarımızı kullanmaya çalıştık. Ama sonrasında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde benim hakkında bir arama kararı, yakalama kararı olunca eve, iş yerlerine falan baskın yapılmıştı. O zamandan sonra her şey çok değişti. Tedaviye cevap vermeye başladı. Her şey çok iyi gidiyordu yani. Yani o kadar olumsuzluğa rağmen iyi gidiyordu. Tabii burada şey yapamadım ben. Yani eşimi yalnız bırakamadım. Beraber saklandık, kaçtık yani. İşin gerçeği bu. Ama tedavisinin aksamaması gerekiyordu. Yurt dışından doktorlarla görüştük. Orada bir doktor abi bana dedi ki yani sen gelme dedi yani orada kal dedi. Zaten belliydi yani ne demek istediğini de anlıyordum. Ama eşime de destek olmam gerekiyordu. Yani riskler çok fazlaydı. Hastaneye geceleri çok hastaneye gitmek zorunda kaldık. Gecenin ikisi, üçü, dördü, beşi. Çocuk da yanımızda. Yani zorlanarak gittik yani. Mecburum götürmeye. Acı çekiyor, inliyor yani. Sıradan bir başım ağrısı falan gibi bir ağrıyla gitmiyoruz yani. Kemiklerine de sıçramış bir hastalık. Çoğu gece inlediğini ve bana bir şey söylemediğini de biliyorum yani. Hani uykudan uyanıyor ama inleyerek uyanıyor yani. Sonrası daha şey oldu. 30 kiloya kadar düştü eşim. Ve bu dönemde tabii herkes aile olarak çok gergindik durumlardan dolayı. Bir gece babam rüyasında güzel bir rüya görüyor. Bizim orada Karababa Şehitliği diye bir yer var Bingöl'de. Tabii babam haliyle çok sıkıldığı için demek ki böyle bir rüya görüyor. Orada şehitliğe gidiyor. Orada Karababa'dan himmet dileniyor. Yani yardım istiyor. O da bir şeyler söylüyor ama tam tatmin etmiyor yani babamı. Ondan sonra rüyasında devamında Efendimizle görüşüyor. Orada Efendimiz'e durumu arz ediyor, anlatıyor. Efendimiz onu teselli ediyor. Sonrasında bu rüyayı anlattı annem. Tabii sabah kalkınca babam çok şey olmuş. O rüyayı ben şey olarak tabii herkes dedi ki iyileşecek, düzelecek, güzel olacak. Ama ben onun değil de diğer taraf için müjdeli olduğunu o gün anladım yani farkındaydım. Tabii bu da bizim için moral oldu. Eşim de mesela o dönem kalkamıyordu yani yürüyemiyordu. Bayağı sıkıntı çekiyordu. Tedaviye falan tekrar başladılar. Orada sadece çok kısa bir dönem ayaklandı. O da onun için bir umut oldu. Yani hastaneye de en son ayakta götürdük. Yani yürüyerek gittik. Yani hastaneye gittik. Yürüyerek gittik yani. Teslim ettim. Yatırdık. Sonrasında 19 Kasım gecesi, 18 Aralık'ın gecesi vefat etti. Tabii bizim de sıkıntımız vardı ama mecbur cenazeye katılmak zorundayız. Zaten öyle bir şey de düşünmedim yani. Gitmem gerekiyordu. Son vazifemizi de yaptık. Kızımla beraber yine saklandık yani. Yani bu şey devam etti. Sonrasında tabii başka sıkıntılar olunca mecbur çıkmak zorunda kaldım. Bu dönemde de kızımı sürekli psikolog, pedagog desteği aldırıyordu. Allah razı olsun. Çok da ilgilendiler.
onun da psikolojik durumu düzelirse çıkma durumum anca olurdu. Çünkü üst üste kayıp yaşamaması gerekiyor. Ama sıkıntılar da var. Yani sürekli iş yeri, ev gözetim altında tehditler var. Biraz problemler falan olmuştu. Rabbim yani kapıları açtı. Biz de geçtik. Orada da biraz şöyle bir şeyler de oldu. Mesela hani ilk defa dışarı çıkıyorsun ama yani bir huzurla çıkabildim. Yani vazife kendi bize düşen vazifeyi belki yapamadık ama biçilen rolü oynamaya çalıştık. Mesela orada yani eşimden, toprağından ayrı, annemden, babamdan, kızımdan ayrı bir Ramazan yaşadım. Ama hayatımın en güzel Ramazanıydı yani. Ayrı bir bereketi vardı onun. Bu tamamen Allah'ın ikramı, koruması. Yani onun da farkındayız. O yaşadığımız süreç boyunca da Allah'ın korumasını hissettik yani. Ama ben eşim vefat ettiği ilk zamanlar üzerimde o koruma kalkanının kalktığını hissediyordum yani. Çünkü hani psikolojik olarak bir rahatlık vardı. O da eşime güven veriyordu. Ama sonrasında tabii yaşanan hadiselerle biz de yıprandık ama Yunanistan'da yani lütufla karşılaştık elhamdülillah. Biraz böyle zorlu bir şeyimiz oldu ama şu an Yunanistan'dayım. Halimize çok şükür. Bir sıkıntımız yok. En önemlisi özgürlük var. Bu çok önemli bir mesele. Samimi bir dostluk var burada. Bunu gün gün şeyini yaşıyoruz, görüyoruz da yani. Allah razı olsun. Muaz Hocam, Yani bizim hikayeciğimiz bu kadar abi. siz bu kadar yaşantıdan sonra, yaşadıklarınızdan sonra sizi sosyal medyada takip ediyorum ve aynı platformda gönüllü seyirci sizi de takip ediyorum. Siz ve dik duran ve mütebessim bir çevreniz var. Çevrenize sürekli pozitif bir enerji veriyorsunuz. Allah Ve razı bu olsun. noktada Biten Hayatlar platformunda yalnız değilsiniz ve diğer sizinle aynı kaderi yaşayan kişileri de bizzat ben sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Yani neden bu platformun içerisindesiniz? Biten Hayatlar Zulmü, Biten Hayatlar platformunu neden önemsiyorsunuz? Bizzat yaşayanlar olarak. Ben çünkü sadece bu noktada bir gönüllüyüm. Bu Biten Hayatların gönüllüsüyüm. Vefat eden insanların unutulmamasını isteyen bir bireyim. Ama siz bizzat Biten Hayatlar içerisinde yaşadığınız neden önemsiyorsunuz? Sizin dinlerinizden dinlemek istiyoruz biraz. Abi şöyle ismiyle müsemma diyoruz ya biten hayatlar. Kimisi başka anlıyor bunu. Yani hayatı bitmiş manasında değil. Düşmüş. Yeniden bitecek yani hayatlar bunlar. Şimdi bu ben şahsım adına söylüyorum. Benim için bu şereftir. Yani bu da Allah'ın ayrı bir lütfudur. Ona da biz ne kadar yani layıkız o da tartışılır. Bizim amacımız burada sesimizi duyurmak, yaşananları anlatmak. Türlü hadiselerle karşılaşan insanlar var. Yani cezaevinde böyle hastalıklarla mücadele edip yanında kimsesi olmayan ailesinden uzak, çocuğundan uzak insanlar var. Bunlara da ses çık. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yani bizim bazı arkadaşlarımızın yaşadığı hadiseler tarifi acısı imkansız hadiseler de var yani yaşadıkları. Az çok arkadaşlar sosyal medyadan takip ediyorlar. Bazılarının hayatlarını biliyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Ama şöyle bir şey var. Tanıştığımız bir sürü insan, bir sürü güzel insanla tanıştım. Ben daha bundan şikayet eden insan duymadım yani. Eşini, çocuğunu, babasını, kardeşini, yakınını toprağa bırakmış insanlar bunlar ve bırakmışlar. Yani normal bir şekilde vefat etmemiş bu insanlar yani. Yakınları, tanıştığımız yakınlar herkes de ayrı bir herkesin kendine şu var, güzel örnek duruşu var. Allah razı olsun. Bize de moral oldu. Mesela sizinle tanışmış oldum ben de. Yani kendimizi yalnız hissederken orada o insanlarla tanıştık. Bize ayrı bir şey kattı yani.
insanların bize karşı tavırlarındaki hoşgörünün sebebi, yani benim ben olduğumdan, benim eşimden dolayı, diğerinin kardeşinden, çocuğundan, diğerinin eşinden dolayı. Yani bizim bir özelliğimiz yok. Şöyle bir şey var. Allah'ın lütfu üzerimizde, ikramı, bereketi, inayeti üzerimizde, bunu hissedebiliyoruz. Onlarla beraber mücadele etmeye çalışıyoruz. Herkes birbirine bir enerji veriyor. Yani negatif enerji, pozitif enerji olarak. Herkes dimdik, elhamdülillah. Platformun şeyi de yaşanılan hadise sesimizi duyurmaya çalışmak, daha sonrasında aynı hadiselerin yaşanmaması için mücadele bir yerde de bunun için uğraşıyoruz. Elimizden gelen çok çok ciddi bir şey yok ama imkanlar dahilinde yapabildiklerimiz biraz kısıtlı. Sesimizi imkan olsa çok iyi duyurabilsek keşke. Bu noktada programlarla vefat edenleri anmaya çalışıyoruz. Şu anda aynı sıkıntıları yaşayan, hasta olan insanlar var. Anıp dua etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu tarz problemler daha yaşanmaz. Bunun için de dualarımız, mücadelemiz de o yönde olacak abi inşallah. Anlarız. Zulümle Biten Hayatlar platformunun bir gönüllüsü, sosyal medyada olsun sürekli bize destek olan ve aynı zamanda hocam biz kitabınızda hem takdim etme bazında şöyle bir seyircilerimize göstererek sizin bahar, ne baharı hocam? Çile toprağında yiyen bahar. Evet. Yani hocam siz burada nasıl bir ayna, nasıl bir şey yaptınız? Yani bu kayıt yaptığını bizzat sizin dilinizden dinlemek istiyoruz. Yani hangi fotoğrafları bir araya getirdiniz? Estağfurullah. Estağfurullah. Ben öncelikle Muaz Hoca'ya hakikaten çok çok teşekkür ediyorum. Yani bir mümin duruşu nasıl olmalı? Tevekkül, teslim. Biz bunları Risale-i Nurlar'dan hani 20-30 senedir okuyoruz. Fakat bunu yaşayarak hakikaten yani nasıl gösterilir? Nasıl bir yönüyle hani Risale-i Nur talebesi olunur? Bütün yaşadıkları acıya rağmen, hasretlere rağmen, gurbete rağmen bu teslim ve tevekkülü hakikaten bana çok ciddi üstü misal oldu. Ben öncelikle teşekkür edeyim. Arkasından da Mevla inşallah bir an önce o biricik yavrusuna, kızına kavuşmayı Allah nasip eder. Çünkü babalarla kızlar arasında adı konulmamış bir sevgi bağı vardır. Babalar kızlarını açıktan severler. Anneler kızlarını çok açıktan sevemezler ama tersi de belki anneyle erkek evlat arasındaki ilişki gibidir. Fakat Mevla inşallah bir an önce onları kavuştursun. Şimdi Çile Toprağı'nda Yeşeren Bahar kitabı esasen bir kitap olarak yola çıkmadı. İşte o zulüm ve çile ikliminin başladığı yıllarda veya günlerde diyelim istersen Gökhan Hocam. Yani işte Facebook'ta şurada burada işte bir iki yazı yazıyordum. İçimden geldiği gibi. Çünkü neden? Her bir arkadaşımızın öyküsü esasen geçmişte kendilerine örnek aldıkları birisinin hayatına benziyordu. İlk yazdığın mesela öykü demeyeyim isterseniz, yani hikaye diyelim daha doğrusu, reel hikayelerden, hayat hikayelerinden bir tanesi bizim Gökhan Hoca'nın hikayesiydi. Gökhan Açıkkoğlu'nun hikayesiydi. İlk onunla başladım. Yani böyle bir kitap yazma kastıyla değil. Neden? Çünkü Gökhan Hoca'nın vefat ettiği günlerde hatırlayacaksınız. Birisi çıktı, dedi ki, isim tasdih etmiyorum, kim olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Dönemin sabık, eski Türkçe ile söyleyelim, Arapça ile söyleyelim, belediye başkanı, işte dedi, bunlara dedi, biz dedi, mezarlığın bir kenarında dedi, Hainer mezarlığı dedi, bir yer açacağız dedi. Onlar dedi, oraya defnedeceğiz dedi.
ismini hainler. Buradan işaret alan bir kendini bilmez hemen gitti plaka yaptırdı. İşte neyse yani bir ilan şeyi yaptırdı. Götürdü onu oraya çaktı falan vesaire. Sonra Gökhan Hoca yanlış hatırlamıyorsam kendi köyüne bile defnedilemedi. Eşinin köyüne defnedildi yanlış hatırlamıyorsam. Ve imam demiyorum, Diyanet'ten maaş alan birisi cenaze namazını kıldırmadı. Bir yakını kıldırdı ve Gökhan Hoca'nın cenazesi omuzlarda değil, çünkü kimse yoktu taşıyacak. Yani böyle bir şeyde tabut, iki tarafında iki insan, belki 8-10 kişi ya vardı ya yoktu. Şimdi tabii ben Gökhan Hoca'yı, Konya mezunu bir arkadaş, ben de oradan mezun oldum. Şimdi tabii Gökhan Hoca'nın bu hazin öyküsünü bir taraftan canlı seyrediyorsunuz. Yani sosyal medyadan şöyle oldu, böyle oldu. Ondan sonra arkasından biliyorsunuz Cevher Güven şeyi yayınladı. İşte o video şeylerini yayınladı. Fakat o ben bu öyküyü yazdıktan sonra olmuştu. Şimdi şunu demek istiyorum Gökhan Hocam. Tabii özellikle yani açık kollunun şehit edilmesi, virgül, şehit edilmesinden sonra defnine kadar olan hadiseler Gökhan Açıkkollu'nun yani o şeyi Seren Camisi Hazreti Osman Efendimizin şehit edilmesi ve arkasından da yani bir fiye-i bakiye tarafından şehit edilmesi ve defnedilmesine kadar hadiseler esasen o kadar birbirine benziyordu ki mesela Hazreti Osman'ı Efendimiz'i şehit ediyorlar biliyorsunuz eşi parmakları önce gidiyor. Sonra Kur'an-ı Kerim'in 20. sayfası 1. cüzün sonu açık. Kanı oraya damlıyor. Feseyyek fî kehumullah. Onlara karşı Allah sana yeter. Ayetine damlıyor. O hala mevcuttur o Kur'an-ı Kerim. Ve o fiye-i bakiye, o isyankar grup, o belki o ilk siyasi hareket diyebiliriz bir yönüyle Hazreti Osman Efendimiz'in cenazesini vermiyorlar. Diyorlar ki bir şartla veririz ki Hazreti Ali Efendimiz devreye giriyor. Bir şartla veririz diyorlar. İşte Deir-i Sin denilen Medine'de bugün Baki kabristanının içinde kalan ama o gün Baki kabristanının sınırında olmayan ve Yahudilere ait bir mezarlığa gömülmesi şartıyla veya bir Medine çöplüğüne gömülmesi şartıyla ya parantez içinde siz kayınlar mezarlığı diyebilirsiniz yaklaşık olarak yani. Gömülmesi şartıyla veririz diyorlar. Yetmiyor. Adamların öfkesi o kadar fazla ki yani Dab denilen bir adam geliyor. Musalla'daki Hazreti Osman Efendimiz'in kaburga kemiklerini kırıyor bir cenazenin yani. Alıp yere atmaya çalışıyor öfkesinden, kinin dolayısıyla bilmiyoruz. Hazreti Ali Efendimiz Almanca'da bir tabir vardır. Dämmerung denilen bir alacakaranlıkta Hazreti Osman Efendimiz'e, Hazreti Ali Efendimiz cenaze namazını 15 kişi ya var yok. İslam dinin, yani İslam'ın da Müslümanların en uzun süren hilafeti yani 12 yıllık hilafetinden sonra İslam coğrafyası nerelere kadar yayılmış. Hazreti Osman'ın Efendimiz'in kaç iltifatına mazhar olduğunu biz biliyoruz. Osman'ın yaptıkları bundan sonra Osman'a dokunmaz diyor. Şimdi tabii bu ikisi yan yana gelince hemen bir öykü çıktı ve yaklaşık olarak herhalde bir yıl içerisinde tabii o yazılar çoğalınca dedik ki bunu bir kitap olarak çıkaralım. Bu kitabın bütün gelirleri de yine ilgili yerlere gidiyor. Artık ne demek istediğimi biliyorsunuz yani bir şey söyleme gerek yok. Fakat esas olan burada Gökhan Hocam yani kitabın kendisi değil kitaptaki öyküler. Yazmak çok zor bir iş değil yani işte asıl yaşayanlar o işi yaşıyorlar. Yani Mevla vallahi öyle dua ediyorum ben işte bu Muaz Bey gibi rahmetli şehit işte Esra Hanım gibi Gökhan Hoca gibi arkadaşlarımızın sevaplarına bizleri ortak eylesin ne diyelim yani. Evet. Şimdi Gökhan Hocam eğer müsaaden olursa bu zulüm atmosferiyle alakalı belki kitaptan bağımsız da bir iki şey söylemek istiyorum. Buyurun. Eğer vaktimiz varsa. Var hocam buyurun. Şimdi dün dediğim tarih içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşları hakikaten çok ciddi zulümler görüyorlar. Hatta Siyer Megazi yazarları bu zulümleri bize 5 bölüme ayırıyor.
çok uzun durmayacağım üzerinde. Tahfif dönemi diyorlar. Efendimizin hafife alındığı dönem. Lakaplar takıldığı dönem. İşte uzatabilirsiniz listeyi. Sonra bakıyorlar öyle yani tahfifle, hafife almakla, yani gülüp eğlenmekle, getirip başına işkembe koyup yani çok özür diliyorum yani yere yatıp ayaklarını kaldırıp tepinerek gülmekle bu işin önüne geçemeyeceklerini anlayınca bu sefer işkence dönemini başlatıyorlar ki biz o dönem yaklaşık olarak yani kronolojik olarak artısı eksisi vardır. 3. 7. yıllar yaklaşık olarak. Hazreti Sümeyye annemizin, Hazreti Yasir'in şehit edildiği, ya Bilal-i Habeşilerin, Amr ibn-i Füheyrelerin, Amr ibn-i Fükeyhelerin işte zulüm gördüğü o yıllar yani Ammar bin Yasirlerin, Zulüm Habbab bin Eretlerin, Hazreti Huzeyfelerin hasırlara sarılıp yakıldığı yıllar o yıllar. Sonra 7. 10. yıllar arasında boykot yılları başlıyor. Ve bu yıllar yani hizmette adeta iç içe giriyor. Yani hizmette bunların, bu devirlerin hepsi birden adeta yaşanıyor yani. Dün Allah Resulü ve arkadaşlarının aleyhissalatü vesselam yaşadığı şeyleri bugün Allah Resulü'nü ve sahabesini, arkadaşların örnek alanların bugün başına geliyor. Mesela boykot kararı alıyorlar. Onu götürüp Kabe'nin duvarına muallakat-ı seb'a gibi yani şiirin Oscar'larını seçerlerdi. Bugün Oscar yok da onu götürüp Kabe'nin duvarına asarlardı biliyorsunuz. Aynen onu götürdüler, onu Kabe'nin kapısına veya duvarına o boykot kararını astılar. Bana göre, ben bir hukukçuyum biliyorsunuz, bana göre kanun hükmünde kararname değil, zulüm hükmünde kararname. Ben KHK'lara KHK demiyorum, ZHK diyorum. Yani zulüm hakkında, yani zulüm hükmünde kararname. Bana göre bu zulüm kararnamelerinin ilkidir. Müşriklerin götürüp Kabe'nin duvarına astıkları o kararname. Yani aldıkları o karar. Zaten adı üzerinde kararname, aldıkları kararı asıyorlar. Şu olacak, bu olacak filan diye. Neden bu kadar zulmü, neden bu kadar boykotu yapıyorlar biliyor musunuz? Dinlerine çok sadık oldukları için değil. Müşrikler paganist biliyorsunuz yani puta tapıyorlar. Esasen putlar üzerinden bir 7-8 aile Mekke'de o gün, Mekke sosyolojisi açısından söylüyorum, bir tiranlık kurmuşlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yani kurdukları tiranlığı putlar üzerine kurmuşlardı. Ziyarete gelenler döviz bırakıyorlardı, orayı bir ticari merkez haline getiriyorlardı. Ve bunun kaymağını da 7-8 kişilik bir 7-8 büyük aile yiyordu. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam gelmesiyle, Darun Nedve azaları diyoruz biz bunlara. Yani gelmesiyle Efendimiz La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diye şunu sezdiler. Ya put diye bir şey yok, putlar tanrı değil. Ha. O zaman bizim bu tiranlığımız, bunu sezdikleri için kurdukları sömürü sistemi, tiranlık ve çetenin yıkılacağını gördükleri için Efendimiz'e ve arkadaşlarına çok zulmettiler. Mesele tamamen duygusaldır. Bugün hizmet hareketine yapılan zulüm de dün müşriklerin yaptığı, ben bu zulmü yapanlara imansız, haşa öyle demiyorum. Efendimiz hal şakakte galbahu diyor. Yani yarıp kalbine mi baktım bilemem. Ama eylem açısından yaptıkları zulmün genetik kodlarına baktığım zaman yani dün Allah Resulüne ve arkadaşlarına yapılan zulüm bugün bizim arkadaşlarımıza birebir aynı ile yapılıyor. Saik de şu, bu arkadaşlar çünkü hakikaten ülkesini, vatanını, milletini, insanlığı seven, ona faydalı olmaya çalışan arkadaşlar. Böyle iyi insanların gelmesinden kim korkar? Kanuna, küreye saygılı olan insanlardan, kanun kürek tanımayan insanlar korkar. Bugün de zaten Türkiye'nin geldiği durum ortada. Şimdi Gökhan Hocam, dolayısıyla şöyle toparlayacağım. Bu süreç içerisinde işte nasıl ki dün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği arkadaşlarından, ciğer parelerinden, değil mi? Bu süreci yönetirken Allah Resulü kopup gidenler olmuş. Yani biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir süreç yönetmişti. Onun hayatı her yönüyle bize örnek. Su içmesinden namaz kılmasına kadar. Bir de onun sosyolojik bana göre sünnetleri var. Yani toplumu ilgilendirecek veya toplumları ilgilendirecek bir takım kararlar alması ve süreçler yönetmesi. Şimdi Allah Resulü süreci nasıl yönettiyse bu hizmet hareketi de öyle yönetmek zorunda. Şunu demek istiyorum. Kur'an'ın, sünnetin ve pozitif hukukun dışına çıkmadan bu süreci yönetiyor, yönetmeye çalışıyor. Ve dün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ciğer parelerinin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ciğerini dağlaya dağlaya gittikleri gibi kimler? Ammar, değil mi? Bin Yasir'in babası Hazreti Yasir, işte Hazreti Sümeyye annemiz, başka vefat edenler.
Mekke'ye, Medine'ye geldikten sonra, yani ilk vefat edenler Osman İbni Maz'un, yani hicret etmiş. Belki havasına dayanamadı. Çünkü geldiğinde de tıpkı bizim muhacir arkadaşların hicretlerine bu pandeminin denk geldiği gibi Medine'ye ilk hicrette de Medine humması karşılamıştı onları. Medine'de bir humma oldu yani o dönem. Belki ondan bilmiyoruz. Bir Esad İbni Zürare'nin erken gelişi, arkasından Bedir, Uhud, Hendek, yavaş yavaş o dökülmeler. Bir Hazreti Hamza'nın göçmesi değil mi yani? Mesela Hendek'ten sonra bir Sa'd ibn-i Muaz'ın göçmesi. Şöyle toparlayacağım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte tabiri caizse o ilk halkadan vefat edip hepimizin gideceği yere biraz önce gidenleri hiçbir zaman unutmamıştır. Şunu demek istiyorum Gökhan Hocam. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sünnetidir bir yönüyle. Yani dava arkadaşlarını unutmama. Vefa bizim yamaçlarımızın gülü çiçeğidir. Unutmadı onları. Mesela Uhud'a fırsat buldukça perşembe günleri giderdi. Fırsat bulduğu zaman her sabah Baki kabristanına giderdi. Derdi ki Esselamu Aleyküm, onları sanki canlılarmış gibi. Ey ehlel kubur, ey kubur ahalisi, size selam olsun. Siz imanla göçtünüz, inşallah biz de imanlı olarak buraya geliriz der. Onları sanki yaşıyormuş gibi ne yapardı? Selamlardı. Mesela Sa'd ibn-i Muaz 31 yaşında Müslüman oluyor. O Evs kabilesinin lideri 37 yaşında da vefat ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sa'd ibn-i Muaz'la alakalı Hazreti Ayşe annemiz şunu söylüyor. Vefat ettiği haberi diyor geldi. Babamla Ömer diyor Hazreti Ömer için. Babamla diyor Hazreti Ömer. Yan odadan hıçkırıklarını duyuyorum. Ne babam duyuyordum. Ne babam ne de diyor işte Hazreti Ömer'i. Ben bir daha bu kadar ciğerleri sanki gelecekmiş gibi ağlarken görmedim diyor Hazreti Sa'd ibn-i Muaz'ın vefatıyla alakalı. Ya Efendimiz, Efendimiz hiç unutmuyor. Mesela Amman'dan şeyler geliyor, Umman'dan neydi onun adı, ganimetler geliyor, mendiller, böyle ipekten şeyler, zengin bir yer. Hayran hayran bakınca diyor ki çok mu diyor güzel buldunuz bunu diyor Efendimiz. Evet deyince yıllar sonra Sa'd'ın diyor cennette kullandığı mendiller bundan daha güzel diyor Efendimiz. Hiçbir zaman unutmuyor. Dolayısıyla acılarımızı unutmayacağız. Unutturmayacağız. Bacılarımızı unutmayacağız. Esra bacıyı unutmayacağız. Ayşe bacıyı unutmayacağız. Yine işte o doğan yani bacımızı unutmayacağız. Yani o kadar çok örneği var ki burada, yani çok aldığım örnekler var. Dolayısıyla bunları unutmayacağız. Unutturmayacağız. Eğer vücut acı çekiyorsa ve sancısı varsa Gökhan Hocam, acılarımızı unutmayacağız ve son şurayı şöyle bağlayayım ve Allah'ın izni keremiyle onları, yani Efendimizin hayatını, sahabenin hayatını, tabi'in, etbe-i tabi'in, selefi salihinin hayatlarını anlattığımız gibi yavrularımıza da bunu anlatacağız. İşte şeyin girişinde Muaz Hoca ile alakalı, Muaz Bey ile alakalı söylediğim gibi söyleyeyim. Bir duruş nasıl sergilenir? Tevekkül nedir? Kadere teslimiyet nedir? Hicret nedir? Sıkıntı nedir? Bunlara göğüs germe nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla, sahabenin hayatıyla buluşma nedir? Bunlar hayat sahabede yaşanmış kalmış şeyler değil. Bak ikinciler de bunlar da bunu yaşıyorlar. Ve Allah'ın izni keremiyle sahabe gibi müthiş bir tevekkül içerisinde bu zorlukları karşılıyorlar diye evlatlarımıza, çocuklarımıza, çocuklarımıza anlatacağımız bir hakikaten iklim var şu anda. Mevla vefat edenlerimize rahmetiyle muamelede bulunsun. Kalanlara da inşallah sabrı cemil nasip eylesin. Hocam, burada bir şey sormak istiyorum. Siz güzel bir tespitte bulunmuşsunuz. Çok orijinal bir tespitte bulunmuşsunuz. Ve biz tarih boyunca yaşananların hiçbir zaman tarihte kalmadığını, zaten Kur'an-ı Kerim'de de birçok kıssanın verilme sebebi birçok kıssanın da aslında hep yaşanacağını, kıyamete kadar da onların benzerinin olacağını hep dinledik büyüklerimizden. Kitaptan anlattığınız bir Gökhan Hoca örneği üzerinden Hazreti Osman benzetmesi yaparken şu anda izleyicilerimizin de çok dikkatini celbetmiştir. Yani bir orijinallik var. Siz bunu anlatırken benim aklıma Asım bin Sabit'in hikayesi geldi. Asım bin Sabit'in kendisini teslim etme işi geldi ve gözümün önüne
Meriç'te vefat edenler de geldi. Meriç'te vefat edenler ve hala bir tanesinin ve birkaç tanesinin, hatta bir bebeğimizin de henüz daha cesedi de bulunmadı. Resim olmayıp Meriç'te ve Akdeniz'e vefat edenler. Bunun gibi kitabın içerisinde yer alıp da izleyicilerimiz de bu yayından sonra o kitaba ulaşırlar. Biz özellikle Avrupa üzerinde olanlardan temin etmeye çalışıyoruz. Özellikle kitaptan böyle almış olduğunuz ya da almayı düşündüğünüz, devam etmeyi düşündüğünüz, bu vefatı da ben şu hadiseye çok benzetiyorum dediğiniz bir hadise var mı hocam? Böyle özellikle anlatmak istediğiniz bir örnek daha istesek size. Estağfurullah. Yani bütün hakikaten hayat hikayeleri çok çok orijinal. Yani orijinal derken ya insanların acılarını konuşmak çok zor. Çünkü acılar Gökhan Hocam çok taze. Yaşanmaya devam ediyor. Yani çok taze ve hala o yani yaralarımıza parmaklarını sokup karıştıranlar var. Acılarımızı, arkadaşlarımızın acılarını bir yönüyle ne çektiklerini görmeyenler var. Başta Türkiye merkezli olmak üzere. Öncelikle müminler bir vücudun azaları gibidir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir yerde bir şey olsa vücudun bütün azalar o acıyı çekerler diyor. Dolayısıyla siz inisiyatif olarak bir santral gibi Allah'ın izni keremiyle yani bu acıları, acı demeyelim buna isterseniz, bu arkadaşlarımızı unutturmamaya gayret gösteriyorsunuz. Bu ben Efendimiz'i de Aleyhisselatü Vesselam memnun edecek bir hal ve tavır olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bunu söylemiş olayım. Şimdi beni en çok etkileyen mesela yani hikayelerin hepsi birbirinden hakikaten yani arkadaşlarımızın hikayesi, kitabın hikayeleri değil. Arkadaşlarımızın her birisinin üzerinden bir roman yazılabilir esasen. Yani her birisinin kendine münhasır bir hayat hikayesi var. İleride de yazılacak zaten bunlar. Yani her bir arkadaşımız hakikaten ayrı bir konuya. Mesela medya, sosyal medyaya yansımıştı. Bir arkadaşımız hapishaneden eşine şeyi göndermiş. Bir pembe tarak, belki görmüşsünüzdür. Bir de işte zeytin çekirdeklerinden bir şey yapmış, göndermiş mesela. Ve altına da bir not düşmüş, senden ayrılığımın işte ikinci senesi, üçüncü senesi. Sana bir zeytin çekirdeklerinden bileklik yaptım, tutamadığım ellerini ne dokunsun diye. Bu tarağı gönderiyorum, dokunamadığım saçlarına dokunsun diye. Şimdi bu beni aldı yakın tarihteki bir hadiseye götürdü. Şeyi anlatıyorlar, Balıkesirli bir Şemsi nene var, onu anlatıyorlar. Kadın ömründe evlenmemiş çünkü eşi Çanakkale'ye gitmiş, giderken demiş ki belki nişanlısı, belki imam nikahlı eşi. Dönüşte evleneceğiz, bekle beni demiş. O da beklemiş yani tabii. 60 sene, 70 sene beklemiş yani. Vefat edeceğini anlayınca komşu kadınlarını çağırmış, demiş ki bana demiş yani işte şeyler, cenazemi koyduklarında şöyle bir torba saç, işte bir avuçta diş, böyle yani bayağı diş, bildiğimiz şu dişlerden. Bununla beraber beni gömün demişler ki yani böyle bizim hani cenaze teçhizi, tekvin, böyle bir şey olmaz yani. Ne bu saçlar? Demiş ki bakın şimdi hikayeye bakın. Demiş ki bu saçlar benim. Eşimin beni en son gördüğündeki saçlar. Ve bu saçları bir telini bile yani ben zayi etmedim. Kestiklerimi de atmadım. Neden? Çünkü beni başından gözünden bile kıskanırdı. Yarın öbür gün çıkıp gelirse, ki gelemeyeceğini anladım, ama ben kabrin altında o alemde ona kavuştuğum zaman diyeceğim ki bak şu saçlar şahidim olsun ki senin elinden başka bir el bu saçlara dokunmadı. Şu dişler de şahidim olsun ki bu ağızdan senden başkası için yar kelimesi çıkmadı. Şimdi alın işte o anlattığımız, belki bir Çanakkale şehididir bu, alıyor sizi oraya götürüyor. Şimdi bakın Gökhan Hocam ve bütün dinleyiciler. Yani bir tığımızı Çanakkale yıllarına götürüyoruz. Bir de alıp bu yıllara getiriyoruz. Neredeyse kahramanlar birebir aynı yani. Hoca Efendi enfes bir şey söylüyor, benim çok hoşuma gidiyor. Diyor ki yani bu o mu, o bu mu acaba yani öyle. Bizim arkadaşlarımızın
yaşadıklarına baktığınız zaman şöyle diyorum ben. Gerek Aslı Saadet'te gerekse de diyelim ki o Çanakkale Savaşı yıllarında. Herhalde arkadaşlarımız o asırda olsaydı aynen onların yaşadıklarını yaşayacaklardı. Diyorum ki herhalde sahabe bu asra gelseydi, bu asırda yaşasaydı onlar bizim arkadaşlarımızın herhalde yaşadıklarının benzerini yaşayacaktı. Acı çekelim, imtihan olalım, bunlar istenmez. Ama başa geldiği zaman işte Muaz Bey gibi bir duruş sergilenir. Mümince duruş diyor buna. Mümince bir duruş sergilenir. Aslı Doğan bacımız belki yazarken en çok zorlandığım hikayelerden bir tanesidir inanın bana. Neden? Cenazesi günler sonra bulundu Aslı bacının ve hakikaten çürümüş haldeydi. Hani cenazenin kime ait olduğuyla alakalı bir tespit yapılması gerekiyor. Üstünde belki kimlik de yok. Belki o akıntılar onu da alıp götürdü. Yani bilemiyoruz. Parmağındaki yüzükten tanıdılar. Yani Aslı Fahrettin yazıyordu yüzükte. Demin senin bahsettiğin yani Fahrettin kardeşin cenazesi bulunamadı. Tıpkı işte bir Ümmane hadisesinden sonra Asım bin Sabit'in cenazesinin bulunamadığı gibi. Belki de öyle bir duası vardı, biz bilemiyoruz. Ve Aslı Doğan bacımızın cenazesi öyle. Çünkü Aslı Fahrettin yazısından. Bu beni aldı Uhud'a götürdü. Neden? Çünkü Uhud'da da hakikaten Enes bin Nadır ki iki Enes biliriz. Büyük birisi Enes bin Nadır, öteki Enes bin Malik'tir. Bunlar dayı yeğendir yani. Enes bin Nadır, Enes bin Malik'in dayısıdır. Ve o Uhud'da öyle kıyasıya dövüşmüştü ki yani belli değildi. Biliyorsunuz bir de Uhud'dan sonra cenazelere müsle yapılmıştı yani öyle. Tanınmayacak haldeydi. Tanıyamadı kimse acaba bu o mu değil mi? Kız kardeşini getirdiler böyle ürkek ürkek diyorlar. Çünkü bilmiyor cenazenin abisine mi ait olup olmadığını bilmiyor ki yani öyle. Ve diyor böyle baktı sağına soluna, bir rivayet ayak parmağı diyor. Bir rivayet el parmağına bakınca işte bu Enes'in tırnağı veya parmağı dedi ve sarılı gözyaşlarıyla yıkadı diyor. Dün onu ancak parmağından tanıyorlardı. Bugün de Aslı bacının parmağındaki yüzükten ancak tanınıyor. Dolayısıyla hikayeler esasen yan yana, zaman ve mekan kavramı kalkıyor, hikayeler yan yana geliyor. Peki ne netice çıkarmamız lazım? Demek ki bizim arkadaşlarımız, yani senin de demin programa başlarken söylediğin gibi Kısası Enbiya'da okuduğumuz şekilde bütün peygamberlerin, esasen hak yolunun yolcularının başına gelenler bugün bizim arkadaşlarımızın başına geliyor. Evet, şöyle bir ümitle ben bitireyim. Evet, Allah Resulü öyle günler geçirdi ki neye üzüleceğini şaşıracağı günler geçirdi yani. Ona mı üzülse, buna mı üzülse? Hazreti Hamza şehit edildiğinde amma Hamzatu bebeku dedi. Hamza'nın ağlayan yok, ona da ağlansın istiyordu. Tabii dövünerek değil, ayrı bir şey. Ama öyle bir zaman geldi ki Hayber'in fethinde belki 15-16 yıl sonra ilk defa karşılaştığı, belki uzun süre sonra ilk defa karşılaştığı, yaklaşık 40'lı yaşlardaki Etiyopya'ya gittiğinde 24 yaşındaydı. Hazreti Cafer, Cafer İbni Ebi Talip, Cafer-i Tayyar onu karşısında görünce Hayber'de fethedilmişti. Hayber'de 36 şehit vardır. Çok zor fethedilmiştir orası. Çok sevinmişti Hayber'in fethine Efendimiz. Hayber'in fethine mi sevineyim? Fethi Hayber'e mi? Yoksa yani kudumu Cafer'e mi? Cafer'in gelişine mi? Şaşırdım kaldım. Fakat 19 sene bazen beklersiniz. İşte neye sevineceğinizi şaşırdığınız günleri yaşayabilmek için. Evet, şu hizmet hareketi bugün hakikaten zulmün her çeşidine maruz ama Kur'an'ın, sünnetin, yani Allah Resulü'nün çizdiği çizginin dışına çıkmaz ve pozitif hukukun da dışına çıkmazsa bugün evet neye üzüleceğimizi şaşırıyoruz. Yarınlarda neye sevineceğimizi şaşıracağız ve dönüp geriye doğru Esra bacıları, Hazreti Fatıma annemiz gibi, işte Hazreti Ayşe annemiz gibi, işte Hazreti Sümeyye annemiz gibi anacağımız bir gün olacak. O gün Allah'ın izni keremiyle inşallah. Gökhan Hocam. İnşallah, inşallah. Hocam yeni bir yıla başlıyoruz. Yeni bir yılın arifesindeyiz. 2020 yılında çok canlar bu noktada sayfamıza kayıt altına aldık. Geçen yıl bu zamanlar annesinin dizi dibindeyken ve tedavi olmaya çalışırken vefat eden minik minik yavrularımız, cennet kuşlarımız vardı. Şimdi aramızda yoklar. Geçen yıl cezaevlerindeyken eşleri tahliye olsun kocam, tahliye olsun bir an önce de tedavi olsun demesine rağmen duymayıp görmemelerinin neticesinde vefat eden işte gazeteci Mevlüt Öztaş, işte Fatih Terzioğlu. Yani bir yıl içerisinde kıymetli hocam 300'e yakın isim, 200 küsür isimi biz Biten Hayatlar sitesinde tespit edebildiklerimizi kayıt altına aldık.
Ve şu anda sayfadaki arkadaşlar ve vefat yakını olan Muaz Bey gibi Biten Hayatlar ailesindekiler olarak bizim bir duamız var. Bu noktada sizlerin de bir şu anda beraber bir dua etsek ve desek ki 2021 yılında yeni canlılar vefat olmasın. 2021 yılında görmeyen gözler artık görmek istesin. Duymayanlar artık duysun. O kalpler açılsın. Bu insanlar masum diyebilsin diye hocam. Hep beraber bir duayla programımızı kapatalım. İnşallah. Dün bir böyle Almanca bir film izledim de diyor ki orada bizi duymuyor çünkü sesimiz onlara gitmiyor. Aklıma Kur'an summun bukmun umyun diyor ya yani öyle. Fakat duyuracak olan da yani Allah'ın Semi ismi biraz da böyle geniş yorumlanır. Duyan ve duyuduran yani işittiren manasına gelir. Allah şu acılarımızı hakikaten duymayan kulaklara, görmeyen gözlere yani varmayan yüreklere vardırsın inşallah. Ben öyle çok öyle dua etmesini bilmem fakat şu günlerde Tevhidname'nin ki Hoca Efendi tarafından yazılan belki tarihte yazılan tevhidnamelerin en zengin olan tevhidnamenin ilgili bölümlerini müsaade ederseniz yani benim duam değil de amin diyenlerin inşallah böyle yüzüsü hürmetine. Hocam programın başına çok özür dilerim. Hocam programın başına dua ve anma gecesi dedik ya. Evet. Bizim şu anda o isimleri anmamız şu anda ekran başında bizi izleyenlerin elleri şu anda inanıyorum ben. Elleri havada ve dua ediyorlardır. Ve her birisi hep birazdan inşallah onlara birer fatihalar da okunacaktır. Zaten hatimlere de iştirak ediyorlar. İnşallah hocam. İnşallah. Programın şu anda oluşu zaten bir duadır. Onları almak da bir duadır zaten inşallah hocam. Kesinlikle. Evet, zaten şu haliniz Gökhan hocam, Muaz hocanın şu hali, bizi dinleyenlerin münkesir yürekleri, o yüreklerinden gelen ve dudaklarından dökülenler zaten birer dua. Allah göçüp gidenlerimizin yüzü su hürmetine inşallah şu zulüm ortamını bir an önce bitirsin. Ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtsın. Biz o yapılan hatimlerin duaları zaten yapılıyor. Ama bir hitamuhu misk olsun. Tevhidname'den okuyacağımız bir bölümle inşallah Teala bu dua kısmını da tamamlamış olalım. Amin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina tabibu habibi gulubena Muhammed. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya emine vahyillah. Allah'ım tutuklanan, hapsedilen ve derdest edilen mescun kardeşlerimize, zindanlarda bugün sıkıntı çeken kardeşlerimize, sevdiklerini bekleyen kardeşlerimize, müjde bekleyen kardeşlerimize, tevkif edilen, tutuklanan, işinden alıkonulan, dünya kendisine dar edilen, hürriyeti kısıtlanan mevkuf kardeşlerimize, darda bırakılan, kendisine sebepler üstü bir yardım elinin uzanmasına muhtaç olacak şekilde üzerinde baskı kurulan muzdar kardeşlerimize, kadre ve haksızlığa uğramış, hak ettiği imkanlar zorla elinden alınmış mağdur kardeşlerimize, hak etmediği muameleye tabi tutulan ve zalimin gaddar eliyle zulme maruz bırakılan mazlum kardeşlerimize tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet ve imkanlara kavuşmalarını onlara lütfeyle ya Rabbi. Öyle ki bu lütfunun keyfiyeti senden gayri masivadan gelebilecek iyiliklerden müstahni kılacak ölçüde olsun. Ey kalbi kırıkları maiyetiyle şereflendiren, ey gönlü mahzunların yanındayım buyuran, hali hazırda gönüllerimiz paramparça, mahzun ve kederli, ne olur maiyetini bizlere duyur, bizi bize terk etmek suretiyle bizleri mahveyleme. Ya ilahene şu programı dinleyen, şu programı organize eden ve zulümle biten hayatlar deyip liste tutan ve o listedeki bildiğimiz bilmediğimiz listesini dahi tutamadığımız bir garip gibi böyle yani götürülüp ülkenin bir kenarına defnedilen arkadaşlarımız, isimlerinde bilmediklerimiz dahil olmak üzere biz onları sana birer kurban olarak belki o niyetle, onu öyle kabul eyle, o kurbanların yüzü su hürmetine tıpkı Hazreti Hamza gibi, Musab gibi, Abdullah İbni Cahş gibi, Çanakkale şehitleri gibi o kurbanlarımızın yüzü su hürmetine
geride kalanları inşallah Teala mazlumiyetlerini ve mağduriyetlerini gider ya ilahene. Ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıt ya ilahene. Bir çetenin pençesinde can çekişen ülkeyi o pençelerden kurtar ya ilahene. Evet, bugün neye üzüleceğimizi şaşırıyoruz. Ama Efendimizin Hayber'in fethinden sonra söylediği gibi, Cafer'in gelişine mi Hayber'in fethine mi sevineyim dediği gibi, yarınlarda şu hizmet-i imaniye ve Kur'aniye, ki bu hizmet-i imaniye ve Kur'an'daki arkadaşlar Efendimiz'i kendine örnek aldılar. Almaya devam ediyorlar. Sahabeyi kendilerine örnek aldılar. Evet, Efendimiz'i ve sahabeyi o zulüm karanlıklarından böyle aydınlığa çıkardığın gibi arkadaşlarımızı da inşallah Teala şu zulüm karanlıklarından, şu zindanlardan aydınlığa çıkar. Onlara hürriyetini bahşeyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina tabibu habibi gulubena Muhammed. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ma assalavat. Kıymetli izleyicilerimiz, bu akşamki Biten Hayatları Anma Gecesi'ne katıldığınız için ve dualarımızı amin ettiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Yayını kapatırken şu anda yayını izleyen bütün dostlarımızdan bir istirhamız ve bir ricamız olacak. Eğer zulümle Biten Hayatlar sitesine girdiğinizde ve bu sitede onun da ismi olması gerekirdi ama yoktu dediğiniz isimler var ise, Twitter üzerinden ya da Facebook üzerinden ya da Instagram üzerinden Zulümle Biten Hayatların herhangi bir sosyal medya hesabı üzerinden iletişime geçebilir ve o sayfalardaki editör arkadaşlarımızla iletişime geçebilir ve tespit ettiğiniz ama listede olduğunu görmediğiniz isimlerin hakkında bilgileri verebilirsiniz. Bir yakınınız, amcanız, eşiniz, babanız, ağabeyiniz de bu şekilde zulüme maruz kaldı ama bu dua edilen, hatimler okunan, ismen dua edilen o güzel listede isimlerinin olmadığını biliyorsanız sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Şu anda altta yazıyor Twitter hesabı Biten Hayatlar, oradan da geçebilirsiniz. Bir de kıymetli dostlar, Zulümle Biten Hayatlar listesinde isimleri var ama bilgileri bir şekilde biraz daha eksik olduğunu gördüğünüz, hayat hikayesini biraz daha eksik olarak gördüğünüz, ben onunla şu dönemde beraber çalışmıştım, şu tarihte beraber yapmıştım, şöyle bir güzel hadisesi vardı, o insan böyle güzeldi, bana şunu yapmıştı dediğiniz, onları yad edeceğiniz eğer güzel anılarınız, fotoğraflarınız da var ise yine aynı şekilde Zulümle Biten Hayatlar platformunun sosyal medya hesapları üzerinden editör arkadaşlarımıza iletebilirsiniz. Ki az önce İsmet hocamızın da dediği gibi bu hikayelerin her birisi ama her birisi yarın birer filme, birkaç filme, birer kitaba, birçok şiire, birçok tabloya, sanatın her dalına birer konu olacak. Sadece inananlar değil, bugün dünyanın birçok yerinde Müslümanlar değil, dünyanın birçok yerinde birçok insan böyle zulümlere maruz kalıyor ve zalim ve mazlumun hikayesidir bu. Ve bu mazlumların hikayesine gözyaşı döken farklı dinlerden, farklı dillerden insanlar da yarın Zulümle Biten Hayatlar listesinde şu anda listede isimleri olan her bir değerimize filmler çekilecek, hikayeler yazılacak, besteler yapılacak. O bestelerde konu olacak eğer sizin şahit olduğunuz, bildiğiniz hikayeler, anılar varsa sizden istirhamız, şu anda canlı yayında bizi izleyen dostlar, istirhamız sosyal medya hesaplarımızdan editör arkadaşlarımıza iletmenizi rica ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. 2021 yılı bütün insanlığa, mazlumlara hayırlı bereketler getirsin. Artık gözyaşları son bulsun.